Sevgili dostlar, herkese merhaba. Gün güzel başlasın, güzel bitsin. Ömür güzel başladı, inşallah güzelce sonlanır. Güzel olan bu hayat, cennet içinde güzelliklerle başlasın inşallah ahirette bizler için. Sevgi ve dua dolu sözcüklerle güne merhaba deyin. Günaydın derken, hayırlı sabahlar derken, insan gerçekten bunu ağzının alıştığı şekilde pelesenk olsun diye değil, gerçekten bunu söylemek için söylesin. Neden mi? Çünkü insan yaşadığı alemin içerisinde başka insanların desteğine muhtaçtır. Ama yaşadığı insanların gölgesinde olup, hani sayesinde derler ya, saye kelimesi sa'i, gölge demek. Sayenizde efendim, değil. Sa'i Allah'ın müsaadesidir. Allah'ın gölgesinde yaşamak şereftir, güzeldir. Kullara müracaat etmeyelim, danışmayalım mı? Elbette. Kulların da Allah'ın sevgili kulları olduğunu bilerek sebeplere sarılmak caizdir. İnsanoğlu gerçekten çok değişkenlik gösterir ve her havaya, her şartı da uygun tavırlar sergiler. En dengelimizden en dengesize kadar insanoğlu bu dünyada bir vazife ifa için vardır. Kimisi katil, kimisi maktul, kimisi hırsız, kimisi doğru vatandaş, kimisi yalancı, kimisi doğru sözlü. Ama bunların hepsinin varlığı aslında doğruların doğruluğunu ortaya çıkarmak için vardır. Biz bu alemde vazifeli olduğumuzu unutmayalım. Sevgi dolu olmaya çalışalım. Sevilen, seçilenlerden olalım inşallah. Dua edelim. Yaşadığımız çağ nimetleri bol olmakla beraber imtihanı da ağır olan çok güzel bir zaman dilimi. Onun için bu dönemde öğrenci olmak da zor. Üniversite bitiyor, yüksek lisans, doktora, hayat okulu, hayat üniversitesi, herkes için her şey çok zor. Bir de bugün pandemi var, bugün ekonomik sıkıntılar var, dünyanın içinde bulunduğu haller var. Var. Çok var. Ama yol çok uzun, kısa gibi gözükmekle beraber çok uzun bir yol. Çünkü yolumuz son nefese kadar uzanıyor. Kimin ne kadar yaşayacağını da hiç kimse bilmiyor. Affedemediğiniz zaman, affetme duygunuz olmadığı zaman can da çıkmıyor. Affetmeyi bileceksiniz sevgili dostlar, bileceğiz. Affetmeyi bilmeyenin işi zor, Allah yardım etsin. Yani Allah Teala bir sürü günahımızı affediyor, bize ne oluyor? Yani bu hayat yolculuğunun adım adım aşarken yaşadığımız dünyada gönlümüzde ne varsa bunu yaşıyoruz. Yani gönlümüzde olan ne varsa önümüze düşüyor. Ellerimizle yaptıklarımız bize getiriliyor. Onun için Allah Teala bu sizin ellerinizle yaptığınızdır. Allah Teala asla kullarına zulmedici değildir diyor Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde. Yani ben size zulmetmek için bu imtihanları vermedim. İmtihandan geçenler, geçemeyenler. Bir matematik sınavında, bir İngilizce sınavında geliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim imtihanına geliyorsunuz. Okuyunca, yazınca puanınızı veriyorlar. Okuyamayınca, yazamayınca, söyleyemeyince puanı vermezler. Vermeyenlere niye kızıyorsunuz ki, niye vermediniz diye. Sen yapmadın ki versin. Hayat okulu da böyle. Yani maddi manevi bütün yatırımlarınızı doğru kodlamalısınız. Doğru kodlamalıyız. Doğru girmeliyiz ki doğru verilerle, doğru bilgiler, doğru sonuçlar bize ulaşsın. Yok ben kafama göre yaparım. Ben köşeden öne geçerim. Ben atlarım, zıplarım, yine olmuyor hayat. Allah Teala inşallah ellerimizle yaptığımız hayırları dünyada da ahirette de görmeyi hepimize nasip eylesin. Bu dünya insanı meşgul eder. Ama kötü bir yer değil. Hep dünyayı kötülüyorlar. Yalancı dünya. Ya dünya niye yalan diyorsun? Bak güneş açıyor. Gece geceliğini yapıyor. Atmosferliğini yapıyor. Suyunu veriyor. Havasını veriyor. Güneşini veriyor. Ayını yükseltiyor. Yıldızlarını ortaya çıkarıyor. Yer çekim kanunu sistemini yürütüyor. Allah Teala. Bütün nimetleri üzerimizde yaşıyoruz. Güzellikleri taşıyoruz. Batsın bu dünya. Yalan dünya. Dünya yalan değil. Biz yalanız. Asıl her şeyin kendisi için yaratıldığını salaha okunuyor. Kendisi için yaratıldığını unutuyor insan.
ölümü de unutuyor. Genç yaşta hepimiz. Allah'tan Allah Teala bize unutturuyor. Unutmayın. Her yaptığımızın kaydı mobesele değil kalplerimizde. Bak 80 yaşında amca kamyon kullanıyor. Vallahi 80 yaşında. Ekmeğinin peşinde. Ne mutlu ona. Çocuklar bana baksın diye beklemek yerine gayret edip çalışıyor. Bilmiyoruz çocuğu var mı yok. Dışarıdan böyle hariçten gazır okumak çok kolay. İnsanın ne derdi var, ne dertleri var. Başarıya giden yolda insanlar ne sıkıntılar çekmiş, çekiyor. Bilemiyoruz ki. Bilemiyoruz. İnşallah hayırlı, güzel işlere duçar oluruz. Dua ederiz. Güzellikler bizi bulur. Zira içinde yaşadığımız bu zaman dilimi imtihanlarla dolu olmakla beraber nimetlerini de bunlara katlananlar çerçevesinde hiç aksatmadan veriyor. Nasıl kazandın diyoruz? Susarak. Nasıl kazandın? Sabrederek. Nasıl kazandın? Çalışarak. Nasıl kazandın? Kavga etmeyerek. Nasıl kazandın? Karşıdaki insanı anlayarak. Yapıyor muyuz bunları? Yapabiliyor muyuz? Çaresizlikten susuyorlar diye insanları mutevazi görüyoruz. Ama imkanların eline geçti mi? Aslan kaplan oluyorlar. Belki biz de öyle oluyoruz, farkında değiliz. Kimseye tahakküm etmeye kalkmayalım. Kimseyi ezmeye kalkmayalım. Unutmayın, herkesin sahibi, her şeyin sahibi Allah. Sevgiyi inşa edelim. Sevgiyi var edelim. O zaman güzellikler bizi bulur. Sevgiyle inşa olunan gönüller güzelliklere duçar olur. Aziz dostlar, bugünkü sohbet, bugünkü muhabbet böyle olsun inşallah. Hayırlı, güzelliği, iyiliği paylaşalım dedik. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Asma.